Bizler sivil toplum örgütü olarak devletin temel taşı, hükümetin kılcal damarı değil ana damarıyız aslında. Bunları bilen biliyor. Sayın Bakanım da 34 yıldır muhtarlarla beraber temel siyasetten gelmekte. Onun için bizler için kim hizmet ediyorsa, Ereğli'nin hizmetini kim yapıyorsa, bizim muhtarları kim sahip çıkıyorsa, taş üzerine taş koyanı biz muhtarlar olarak başımıza taş yaparız. Bizler seçilirken halkla, anneyle, babayla, çocukla, abiyle birebir istişare yaparaktan buraya geldik. Tedbirimizi aldık, takdiri Allah'a bıraktık. Ne demiş şair? Allah denk getirirse işini, mermere saplar dişini, denk getirmezse işini, yoğurt yerken kırar dişini. Çıktınız bu yolda, hayırlı uğurlu olsun, başarılar dilerim. Bu dönem, sizler de biliyorsunuz, hizmet dönemi. Biz diyoruz ki, hangi görüşte olursanız olun, geçmişte hangi partiye oy vermişseniz verin, gelin bu dönem onu bir kenara koyalım. Şöyle listelere de bir bakın. Bu listeler içerisinde zorluğundan, sorunlarının altından kalkabilecek liste hangisi? Gelin onun etrafında birleşin. Bir taraftan Sayın Bakanımızın belediye başkanı olarak, milletvekili olarak, bakan olarak neler yaptığını hepiniz biliyorsunuz. Bizi tanıyorsunuz. O zaman diğer arkadaşlarımız, kendi konularında uzman arkadaşlarımız, o halde gelin bu tecrübenin, bu bilgi birikiminin etrafında toplanalım. İnanın göreceksiniz çok şey farklı olacaktır. Şu binayı kim yaptı? Bizim zamanımızda biz yaptık. Şurada iki katlı küçücük bir bina vardı. Bugün muhtar arkadaşlarımız daha güzel yerde oturuyorlarsa, işlemlerini yürütüyorlarsa, burada öğretmen arkadaşlarımız şu güzel tesisten yararlanabiliyorlarsa, inanın bunda bir kardeşiniz olarak benim payım vardır. Bakın tersaneler bölgesi, orada biz günlerce uğraştık. O tersaneleri orada yarattık. Ve sonuçta ne oldu? Gelinen noktada hemen bir yıl iki yıl içerisinde hepsinin kapısına kilit vuruldu. Şimdi ne oluyor peki? Bunların 4 senedir, 5 senedir kilitli kalması, bu bölgedeki istihdamın ortadan kaldırılması ne olacak? Eğer bunları açılabilseydi bugüne kadar zaten yapmış olurlar. Onun için biz diyoruz ki hiç kimsenin herhangi bir şekilde söylemi anlamında inanılmasın. Eğer yapılsaydı bunlar bugüne kadar zaten hayata geçirilmiş olurdu. Ama gelinen noktada hali hepsi ortada. Biz çok fazla şeyler söylemek istemiyoruz. Ama diyoruz ki bir taraftan TTK'nın güçlenmesi, işçi alınması, TTK'nın yanında özel maden ocaklarının güçlendirilmesi, oradaki sorunların çözülmesi, artı çeşitli şekilde TTK'nın yanında daha değişik sektörlerin de bu bölgede gelişmesi. Yani bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman bunlar bir hizmet gerektirir. Hizmeti yapmak için de bilgi, tecrübe gerekir. O nedenle gelin bu dönem biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısı altında birleşelim ve hepimiz el birliğiyle bölgemizi, Zonguldak'ımızı bu kaldığı noktadan, geldiği noktadan alalım, ayağa kaldıralım ve ileri doğru gidelim. İstihdam sahaları açılsın diye, tabi ben o zaman biliyorsunuz Moskova'ya kadar gittim, Lukoil firmasını aldım, geldim, bu bölgede yatırım yapılacaktı. Adamları bir gecede bir sınır kapısı ilan edip buraya havaalanına indirdik. Ki o Çaycuma Havaalanı'nda biliyorsunuz o kadar dağı orada eriterek o uçağı indirdik şeyinde. Pek çok arkadaşımızın akrabası geliyor Almanya'da. Ne oldu sonuçta? Adamlar geldiler, baktılar ve beğendiler. Biz burada yatırım yapacağız diye götürdük onları, resmi müracaatlarını da yaptırdık. Ama konuya sahiplenilmediği için adamlar baktılar ki Türkiye'de olmuyor yatırım, gittiler Bulgaristan'a yatırım yaptılar. Bugün burada o yatırım yapılsaydı, buradan kaçırılmamış olsaydı en az 20 bin kişi ekmek yiyecekti. O nedenle biz diyoruz ki bizim bunları tekrar bulup getirme ve burada yatırım yapma imkanlarımız var. Gelin
bize bölgemize yatırım yapın, bir fabrika yapın. Benim sizden tek isteğim bu diye arkadaşlardan söz aldık. Ve bunların içerisinde Türkiye'nin önemli isimleri var. Bu nedenle diyoruz ki gelin, eğer bölgede istihdam isteniyorsa, bölgede iş isteniyorsa, bölgenin çocukları burada kalsın isteniyorsa bizim yanımızda yer alın. Bakın en basit. Bugüne kadar eğer bakış açısı olumlu olsaydı, en basiti düzce kalkınmada öncelikli görev, burası hala nedir? Bu kapsama alınmadı, gidiyor. Düzce'de olan bir arkadaşımızın gidip de istediği partiyi tercih etmesini anlayışla karşılarım. Ama gelip de burada bir arkadaşımızın tutup da iktidar partisine, özellikle AKP'ye ve bugüne kadar bu konuda herhangi bir şey yapamayan diğer partilere tutup da evet demesini, bu politikaların aynen devamını ben onaylıyorum anlamı taşır. O zaman Düzce'de var, burada yok, aynen bu devam etsin anlamı taşır. Türkiye'yi besleyen, Türk ekonomisine çok önemli katkılarda bulunan, Türk ekonomisinin adeta direksiyonu hale gelen Zonguldak, şu anda tekerleri patlamış, direksiyonu duvara toslayacak şekilde yola girmiş ve Zonguldak adeta yok olma durumunda. Son 13 yıldır Zonguldak'ın ekonomik sosyal yapısı incelendiğinde Zonguldak'ın ekonomik yönden çöküşünün en açık göstergelerinden bir tanesi nereydi? Bakın, 12-13 yıl önce koalisyon hükümeti döneminde, Milliyetçi Hareket Partimizin de koalisyon ortağı olduğu dönemde Ereğli'nin durumu neydi? Tersanelerde, bunu özellikle iktidar partileri dinlesin, tersanelerde 7-8 bin kişi, hatta yan sanayiyle beraber 10 bin kişi çalışıyor muydu? Tersanelerde gemi yapımıyla ilgili kullanılan özel saç bölümü Erdemir'de açılmış mıydı? O dönemde taşımacılıkla ilgili Ereğli ekonomisi gerçekten belirli bir yerde istihdam sağlayacak ve taşımacılıkla ilgili ekonomik girdi var mıydı? Türkiye Taş Kömürü Kurumu o dönemde 4500 tane işçi alımıyla 2000 yılında ve bu işçi alımını da hiçbir zaman particilik yapmadan kurayla ve maden köylerinden alınmadı mı? O dönemde ekonomik, sosyal ve kültürel yönden Zonguldak bugünkü durumdan daha iyi değil miydi? 2001 yılında hatta 2002 yılında taşeron müteahhit işçisi olarak fabrikaya giren işçilerimiz, ilkokul, ortaokul mezunu diye 2002 yılında işten yavaş yavaş çıkarılmaya başlanıp da o gece olay bana intikal ettiğinde saat 7-8 civarlarında yapmış olduğumuz toplantılar gece saat 3'te bitip zamanın başbakanına ve bakanına ben adaylıkla dahil hiçbir şey düşünmüyorum, yarın Ankara'ya giriyorum, istifamı veriyorum diyerek 1975 tane arkadaşımızı kadroya alıp bugüne